Bunlar devam ederken, yani soykırım aralıksız bir şekilde devam ederken Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya Hamas'ı ateşkese özellikle zorlamak istiyor. Hamas'a ateşkes teklifini reddetti ve bunu reddederken de bu yeni ateşkes maddeleriyle ilgili pembe tablo çizildiğine dikkat çekildi. Konu hakkında Türkiye'yi de bilgilendirdi. İsrail'in nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak. Açıklama Hamas'tan geldi. ABD'nin yeni ateşkes teklifini reddeden Hamas, konuya dair Türkiye'yi bilgilendirdi. Hamas yetkilileri 15-16 Ağustos'ta Doha'da yapılan görüşmeler sonrası hafta sonu Türkiye ile temas kurdu. Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiği, ancak müzakerelerdeki gerçekte durumun böyle olmadığı belirtildi. Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda. Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia koridorundaki varlığını kabul etmesini istiyor. Maddeler arasında Netsalim koridorundaki kontrol noktalarıyla güneyden kuzeye geçen gaz zelileri denetlemek de yer alıyor. Aynı zamanda Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto etmek de şartlar arasında. Diğer ek talepse İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili. İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor. Hamas'ın Türk dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak. Uzmanlarsa gelinen noktayı Netanyahu İran'a saldırma ve yaklaşan seçimlerde Trump'ı destekleme tehdidiyle ABD'yi köşeye sıkıştırmış şeklinde yorumluyor.